Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Orjinal Matematik yayınlarının 2023 ayette soru bankasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Parabolde 5. testte kalmıştık. 5. testinde çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi 5. testimizin ilk sorusunda ne anlatıyor bize? Bir parabol vermiş. O E 20 ymiş. Tamam. Bu parabolde bu. Parabolün tepe noktası y ekseni üzerinde ise hop süper yakaladık noktayı. Parabolün tepe noktası y ekseni üzerinde ise b eşittir sıfırdır. Yani böyle bir şey yoktur. O zaman m 2'dir ya da eksi 2'dir yalnız sana seçme hakkı vermemiş. Neden? Çünkü parabolün kolları aşağı bakıyor. Bakın burada a'sı yani x kareli terimin katsayısı negatif olmalı. O zaman m ne geldi? 2 geldi. Eksi 2 geldi. O zaman eksi 2 x kare artı 36 bizim parabolümüz. Bu o zaman parabolün y ekseni bizim parabol için simetri eksenidir. O zaman bunlar birbirine eşittir. Bunlar da birbirine eşittir. Mesela x'e sıfır verirseniz y 36, y sıfır verirseniz 2x kare 36'dan x geldi abicim? 18, 3 kök 2 geldi. O zaman burası 3 kök 2'dir, burası da eksi 3 kök 2'dir. O zaman şurası çıktı piyasaya. Kaç çıktı? 6 kök 2 çıktı mı? Çıktı. Şimdi bize alan soruyor, yamun alanını soruyor. Bakın o zaman şu noktayla ilgili fikrim var. Şurada bir yerde OE'yi 20 vermişti. Yani burası 20. O zaman bu noktanın ordinatı 20. Aynı şekilde bu noktanın da ordinatı 20. O zaman şuradaki absislere dikkat etli bakalım. O zaman ben fonksiyonunda y'si 20 yapan x değerine bakayım. 20 eşittir. Eksi 2x kare artı 36. x o zaman ne geldi? 2 kök 2 eksi artı. Burası 2 kök 2. Burası da eksi 2 kök 2. O zaman o da burası. O zaman biz şimdi bu yamuğun alanını hesaplayacağız öyle mi? Burası da 4 kök 2 yapar mı? Yapar. O zaman 6 kök 2 alt taban artı üst taban 4 kök 2 çarpı yükseklik bölü 2. Ne yaptı? 10, 10, 100 kök 2 yapar sorumuzun cevabı. Yani doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Denizli geldi diyebiliriz. Bu ilk sorumuzun çözümüydü. Geldik 2'ye. Fonksiyonu birebirdir. Bak adam parabol sormuyor ki. Adam sana ne soruyor biliyor musun? Fonksiyon soruyor. Yani evet bu parabol böyle gözükebilir ama diyor. Sen diyor bu A kümesini öyle güzel seç ki diyor. Fonksiyonun birebir olsun diyor. Yani sen şöyle bir hareket yapamazsın. Senin grafiğin şöyle olamaz. Neden olamaz? Bak birebirlik bozulur. Yani tepe noktasını içinde tutmayacaksın sen. Bu aralıkların hiçbiri tepe noktasını içinde tutmayacak. Diyor ki ifadelerinde verilen aralıklardan hangileri A kümesine ait olabilir diyor. Şimdi bakın tepe noktasının apsisi kaç? 10 bölü 2'den 5. Şimdi birinci öncülümüz 4 buçukla 4 buçuk solda kaldı. 5 buçuk sağda kaldı. Abi sen o zaman buraya olmaz. Bir iptal kesin. Ne yapamazsın? Yani bunu barındıran bir fonksiyon. Ya tanım kümesi yazarsan fonksiyon birebir olmaz. 3'e 9. Bak 3 burada 9 burada. Olmaz. Böyle bir fonksiyon grafiği olmaz ki birebir. Bak iptal. Bu da gitti. O zaman ikinci de iptal. Geldik üçüncüye. Şunları bir düzeltelim. Tamam. Şunları bir düzeltelim. Eksi 1 ile 2. O zaman eksi 1 burada. 2 burada. Bak bu olabilir. Eksi 1, 2. Iki. Yani ikisi de bu tarafta bak. Gördün mü? Olabilir. O zaman üçüncüsü olabilir ama ilk ikisi olamaz. Doğru ne olmalıdır o zaman? Ceyhan olmalıdır diyeceğiz. Peki bakalım. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. Dik koordinat düzeninde verilen grafik fonksiyonuna aittir. Tepe noktası r'ye kayt bu fonksiyon otb üçgenin alanı otb üçgenin alanı ato üçgenin alanının 2 katıdır. Yani burası kaysa burası 2k. Yani burası o zaman koordinat değeri 2k ise bunun koordinat değeri nedir? Eksi k'dır. Hocam bu parabol bu grafik birbirine aitler. Kökler toplamları aynı. Kökler çarpımları aynı. Yani kökler toplamları eksi k ile 2k'yı topladığınız zaman ne geldi? Kökler toplamı 2 mi geldi? K o zaman nedir? 2'dir. O zaman bir kökümüz eksi 2. Diğer kökümüz ne yapar? 4 yapar. Peki bakalım. Şimdi daha devam ediyoruz. O zaman cığmak. Hocam bunların kökler çarpımları da aynıdır. Çünkü bak bu arkadaş bu grafik bunlar birbirinin aynısı. Biri fonksiyon biri grafik. Orada da kökler toplamı aynı, burada da kökler toplamı aynı. O zaman kökler toplamı ne yaptı? Tamam biz onu kullandık. Kökler çarpımı ne yaptı? Eksi 2 çarpı 4. Peki ifadeden ne gelecek? Eksi 3 a artı 1. Eksi 8, eksi 9 eşittir. Eksi 3 a. A buradan kaç geldi? 3 geldi. A'yı bulduk 3. K. Dur 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 K bu K. K'lar karışmasın. Tamam mı? K onun ordinatı. Yani tepe noktasının ordinatı. Peki kaç bunun abi şeyi? 1 mü A, O zaman bizim fonksiyonumuz ne geldi? E, x kare eksi 2 x a'sı 3 ise eksi 8 geldi. Şimdi fonksiyona kaç yazacağız? 1 yazacağız. 1 eksi 2 eksi 8. Ne oldu? Eksi 1 eksi 9 mu oldu? O zaman k'sı da eksi 9 oldu. Buradan bize ne soruyor? Ee, buna da eksi 9 yazacağız. O zaman 12 var mı? Var. O zaman sorumuzun cevabı ne geldi arkadaşlar? Bursa geldi diyebiliriz. Bu da... Üçüncü sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım devam. 4. Bir özel eğitim kurumunun yıl sonu elde ettiği karı miktarı bu fonksiyonla belirlemiş. Yani burası şöyle. Bir yerde zirveyi yakılıyor. Daha sonra ne yapıyor? Karı düşüyor. Doğru. Eksi 10x kare artı 300x eksi 2000 bu fonksiyon. 300 bölü 20'den ne yapar? 15 yapar. R'si 15'miş bunun. Demek ki 15 yakalında maksimum öğrenci maksimum kârı yakalıyoruz. Peki. Özel eğitim kurumunun yıl sonundaki zarar etmemesi için kurum yıl içinde en az 10 öğrenci kaydetmelidir. Zarar etmemesi. Yani o zaman şuranın kendime şöyle bir yer açayım. Eksi 10x kare artı 300x eksi 2000'in sıfırdan büyük eşit olmasını istiyoruz. Zarar etmemesi ne demek? Kafa kafaya çıkması ya da kar etmesi demek. Bu da kar fonksiyonu olduğuna göre. Hepsini eksi 10'a bölsem x kare eksi 30x artı 200 küçük eşit 0. 200 değil mi? 10'a böldük. O zaman bu 200 burada bir karışıklık oldu mu? 2000 mi? 300. Tamam. O zaman kaçta kaç burası? 20 ile 10. Bak oldu. x eksi 20 birden toparlayamadım ama oldu şimdi. O zaman 10 ile 20. Buraya 10 yazdım. Buraya 20 yazdım. Burası artı eksi artı. Bunlar dahil. O zaman 10 ile 20 arasında olduğu an ne oluyor? Bu arkadaş bu şartı sağlıyor. Yani zarar etmiyor. Bana ne diyor? Öğretim kurumundaki yıl sonu zarar etmemesi için yıl içinde en az 10 öğrenci kaydetmelidir. O zaman birinci öncülümüz doğru. Özel öğretim kurumunun karını en fazla olması için kurum 15 öğrenciyi kaydetmelidir. Evet tepe noktasında bulmuştuk onu biz. Bu da doğru. Kurumunun elde ettiği maksimum kar 200 bin liradır. Şu virgülü sıfır atalım 200 bin. O zaman biz bu fonksiyona ne yazacağız? 15 yazdığımızda eksi 10 çarpı 15'i karesi kaç yapıyor Soner? 225 artı 15 çarpı 300. 45 2 0 eksi 2000. O zaman ne yaptı? Eksi 2250 artı 4500 eksi 2000. O zaman 4500 eksi 4250 250 mi yaptı? 250 yalnız bu 1000 olacak değil mi? 250 bin maksimum karıdır. 200 bin demiş bu yanlış. O zaman 1 2 diye bir cevabımız varsa o doğrudur. Yani doğru cevabımız ne yaptı arkadaşlar? Bursa yaptı diyebiliriz. Bu da 4. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 5. sorumuza. Şimdi AO diktir AB. AO diktir AB. Matematik öğretmeni Aliye Projede olarak ikinci derecen fonksiyon grafiklerinin ile ilgili bir soru hazırlayıp bana yazması için falan peş mekan. Y ekseni 7 noktasında kesen ikinci dereceden tamam anlatıyor. Bu karton üzerindeki B noktasının apsisini göstermek için uzunluğu 17 birim olan bir kırmızı ip kullanmış. Apsisini yani burası. Yani burası 17 öyle mi? Evet burası 17. Peki bakalım. Sorunun cevabı nedir demiş. B noktasının ordinatının bulunmasını istiyoruz. Peki. Şimdi benim bir tane meşhur parabolüm vardı. Duyar gibiyim. Evet o parabol ne yapmış? Buradan kalkmış buraya gelmiş. O zaman benim fonksiyonum 2 birim sağa ötelemiş. Doğru mu? 3 birim de yukarı kalkmış. Buraya da bir tane a yazdım. O zaman işte benim fonksiyonum bu. A'yı bulmak için de şu 0'a 7'yi kullanayım. Mesela x'e 0 vereyim. Y'si 7 gelsin. 7 eşittir. 4A artı 3'ten A'sı 1 geldi. O zaman benim fonksiyonum x eksi 2'nin karesi artı 3'tür. Peki. Burası 17 birimmiş. O zaman x'e 17 mi yazacağız? 17'nin karesi 15. Pardon 17'nin 2 eksi 15'in karesi artı 3. 225-228 yapmalı B noktasının ordinatı. Değil mi? Tamam. O zaman çıktı. 228 var mı? Var. Doğrucağımız ne geldi arkadaşlar o zaman? Ceyhan geldi diyebiliriz. Bu da 5. sorumuzun çözümüydü. Şimdi K-1 burası. K burası. K artı 1 de burası. Dik oradan grafiği verilen parabolde olduğu söyleniyor. Şimdi bak burada bir şey söylemiş. F-K-1 fonksiyona K-1 yazınca yani şurasının 4 katı şuranın 3 katına eşittir. O zaman ters yazalım. Burası 3M uzunluğunda. Burası 4M uzunluğunda. Değil mi? Şimdi bak fonksiyon zaten nereden geçiyor? Orijinden geçiyor. Bir de K'dan geçiyor. Bak uyduruyorum şimdi. Fonksiyon A çarpı X çarpı X eksi K'ymış. Şimdi X yerine K eksi 1 yazarsak A çarpı X yerine K eksi 1 yazıyorum. Tamam. K eksi 1 x yerine k eksi 1'i. k eksi 1'den kaç çıktı? Eksi 1. Burası 3m uzunluğunda. Şimdi fonksiyona k artı 1 yazıyorum. Şimdi ben fonksiyona ne yazmıştım? k eksi 1 yazmıştım. Şimdi fonksiyona k artı 1 yazıyorum. O zaman a çarpı. Nereye yazıyorum? Buraya değil mi? Ne yazacağım? k artı -1. K 1 çarpı k artı 1 yazdım. 1. Bu da neymiş? 4m'miş. Yalnız şurada yanlış yaptım. Bakın. Şimdi şunu ben Yer açayım kendime. Heh, şöyle yapayım. Yanlış yaptım. Çünkü fonksiyona k-1 yaptığımda burası pozitif geldi. Tamam. Ama k artı 1 yazdığımda sonuç negatif gelecek. O zaman biz bunun önüne bir eksi koyalım ki. Şurası negatifti ya. O zaman uzunluğun negatifi gelsin. Şimdi bunları oranlayalım. Bak orada bir ters köşemiz var. Bunlar gitti. Şurası x-1 olmamız lazım bence. K Şimdi biz fonksiyona k-1 burası k-1 olacak. Aynen. Şimdi o zaman ne oldu üst taraf? Eksi k artı 1 bölü alt taraf k artı 1 eşittir. Sağ tarafta eksi 3 bölü 4 oldu. Buradan soruyu çözeceğiz. Eksi 4 k artı 4 eşittir. Eksi 3 k eksi 3. O zaman k hop 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 hop. K eşittir ne yaptı? 7 yaptı. Ne soruyor bu arkadaş bana? K kaçtır? O zaman doğru cevabımız ne geldi? Bursa geldi. Bu da 6. sorumuzun çözümüydü. Çok güzel soru. Gaza gelip de acele etmeyin. Bakın burası 3m, burası 4m ama tamam? Uzunluk olarak bunlar. Çünkü ben burasının koordinat değeri olarak ne biliyorum? Pozitif ama burası koordinat değeri olarak nedir? Negatif. Sen fonksiyona k artı 1 yazdığında bunun koordinat değerini bulursun. X eksenine olan uzaklığını bulmazsın. Değil mi? Süper. Bak çok güzel. Tam sınav sorusu. Dikkat edin. Şimdi geldik 7. sorumuza. 7. sorumuza bize diyor ki dik koordinat sisteminde böyle bir parabol verdim. Bunun grafiği budur diyor. Buna göre F2'nin tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır diyor. Şimdi o zaman nasıl yorum yapayım? Mesela bu parabol y ekseni negatifte kesiyor. O zaman 2 eksen sıfırdan küçük. Böyle bir yorum yapabilirim. Bunu sağa attım. Arap gibi sağdan okudum. En büyüktür 2 geldi. Hocam kollar da aşağı bakıyor. O zaman bu arkadaşta m-3 de sıfırdan küçük olmalı. Değil mi? Sıfırdan küçük olmalı. M de 3'ten küçük. Bak şimdi 2'den büyük 3'ten küçük. O zaman 2 küçüktür. M küçüktür 3'tür. Yapıştır gelsin. Peki ne diyor sana? F2'nin alabileceği. Peki F2'yi bulalım. 2 verirsen o zaman buraya 4 vereceğiz. Buraya da 2 10 olacak. 2 verdim değil mi? 4 M eksi 12 artı 10 eksi artı 2 eksi M yaptı. Düzenleyelim bakalım. O zaman eksi 2 git. Aa 3 M geldi. O süper. O zaman bu aralığı ne yapacağız? 3 katına çıkartacağız. Yani 6 ile kaç arasında olacak? 9 mu? O zaman 7 ve 8 bu ifadenin alabileceği değerlerdir. Toplamları da kaçtır arkadaşlar? Çünkü toplamını soruyor. 15'tir diyebiliriz. Bu da 7. sorumuzun çözümüydü. Geldik 8'e ve testimizin de son sorusuna. Eksi 3, eksi 2, 0, 2. Kollar yukarı bakıyor. Eksenleri göster. ızgarayı göster fonksiyonda buymuş. Peki bunu denk gelmiş kapanmış mı ne olmuş? Bir bilgisayar programında ikinci dereceden f fonksiyonu grafiğini çizen Burak grafik çizip eksenleri ızgarayı kaldırmış. Tamam. Bu el üzerinde abc noktalarını işaretleyen Burak d noktasının farenin imlecinin altına kaldığını görememektedir. Tamam ben de öyle düşünmüştüm. D noktasının ordinatı nedir demiş. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Buradan geçiyor, buradan geçiyor, buradan geçiyor mu? O zaman bir kere bir köküm benim bak 2'ye 0. Yani benim bir çarpanım şu öyle olacak. Bir de mesela şöyle yapalım, a koyalım buraya, bir de x eksi b diyelim. O zaman bizim parabolimiz bu olsun. Mesela eksi 2 verelim, eksi 8 olsun. Eksi 3 verelim, eksi 5 olsun. 2 birim yani 2 denklemden soruyu çözelim. Şimdi mesela eksi 3 versek, a çarpı, eksi 3 verdik, eksi 5, eksi 3 verdik, eksi 3, eksi b, eksi 5 oldu. Şunlar birbirini götürdü. a parantezinde eksi 3, eksi b ne yaptı? 1 yaptı. Şimdi bir tane böyle bir şey yakaladım, kenara yazayım onu ben şimdi. A parantezinde eksi 3 eksi b ne yaptı? 1 yaptı. Peki şimdi burayı silelim. Diğerine bakalım. E, ne yapacaktık? Eksi 2 verecek değil mi? A çarpı eksi 4 çarpı eksi 2 versiyonlar. Eksi 2 eksi b eşittir. Eksi 8. Sonra bununla bunu sadeleştir 2. O zaman A parantezinde eksi 2 eksi b de ne yaptı? 2 yaptı. Hocam bunları böyle oranladım. A'ları götürdüm. Buradan yürürüm ben şimdi. İçler dışlar yapıyorum eksi 6 eksi 2 b eşittir eksi 2 eksi b o zaman bunu buraya attım eksi 4 onu oraya attım b şimdi bunu buraya attım bunu buraya attım b ise eksi 4 geldi tamam o zaman burası eksi 4'müş yani bizim parabolümüz y eşittir a çarpı x eksi 2 eksi 4 yazarsak x artı 4 yapar peki ben fonksiyon benim şurası 1 dedim şu, şu doğru değil mi o zaman a çarpı B'si eksi 4'tü. O zaman orası 1 bir yapar. 1 ise A da 1'dir. Tamam bu da gitti o zaman. O zaman benim parabolüm buymuş. Parabolüme x yerine 3 yazarsam kaçı görürüm diye soruyor. O zaman burası 1 yapıyor. Burası 7 yapıyor. O zaman bu kaç geldi? 7 geldi. Bakalım şıklarımız da var mı? Varmış. O zaman doğru cevabımız neymiş 8'in soru için? Bursa'ymış diyebiliriz. Ve böylece parabolde de 5. testi tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.